2025 yılı önemli dedik bu konuda. 2025 yılında bu özellikle radyasyon yayılacak dediniz ve böylelikle bu radyasyonla beraber o beklediğimiz elektrik kesintileri, yaptığımız mum stokları, gaz stokları, benim defiyetle stoğunu yaptığım şeylerin zamanı geliyor mu? İran'ın elektriği gitti. Lübnan'ın elektriği gitti. Suriye'nin elektriği gitti. Hemen kimi telaş saracak? Türkiye'yi. Ah, sıra bize mi geliyor? Bizim mi ne elektriğimizi kesecekler vesaire deyip eğer ülkeler içerisinde elektrik kesintileriyle alakalı operasyonlar başlayacak ise bir kere bu tabii ki doğal olarak ülkemizde de olabilir diye yaklaşılacağı için konuya bizlerin hane halklarımıza dönük önlemler, tedbirler almamız lazım diyoruz. Ve Lübnan'da bildiğiniz üzere şu anda yaşanan o çağrı cihazları, telsizler üzerindeki patlamalardan sonra evlerde kimse akıllı teknoloji kullanmasın. 2025 yılını bu kadar önemli kılan mevzu ne? Yani İsrail'in son hamlelerini yapıp bitirmesi mi? Türkiye bu kadar kevgir gibi herkesin girip çıkması. 2025 yılını bu kadar özel yapan sonundaki 7 mi? Toplamındaki 9 mu? Ve diğer sinyaller mi? Bunu bu kadar özel kılan yıl neden 2025? 2025'i özel kılan sebeplerden biri zaten Türkiye'deki vatandaşların kendi kimlik bilgileri çalınmadı mı? Çalındı. Kim üzerinde durdu? Kimse. Yeni Ulaştırma Bakanı'na bile sordular yani şurada bir hafta kadar öncesinde ne diyorsunuz diye. Aman geçmişte oldu bitti artık onları konuşmadım gündemimiz bu değil dedi. Ne? Pardon. Gündemimiz değil mi? Yahu ifade edilen 45 milyon TC vatandaşının kimlik bilgileri gitti. Olan oldu deyip üzeri kapatılabilir mi böyle bir şey? Güneş patlamaları dedik ve 2025 yılı önemli dedik bu konuda. 2025 yılında bu özellikle radyasyon yayılacak dediniz. Ve böylelikle bu radyasyonla beraber o beklediğimiz elektrik kesintileri, yaptığımız mum stokları, gaz stokları, benim defiyetle stoğunu yaptığım şeylerin zamanı geliyor mu? Çünkü söylediğim şey yapmam lazım. Ne oluyor bu konuda da bilgi alalım sizden. Stoğunuzu kullanmakla alakalı birileri harekete geçiyor. Acaba küreselci olan grup içinde siz de mi varsınız? Nesne alalım diyelim ve konuyu bağlayalım. Şimdi, Küresel. evet bir bahaneyi var olan doğal bir süreci yedirmeleri gerekiyor ki 2 gün sonra o yapacakları etki gerçekleştiğinde bir dakika durun. Biz kimsenin elektriğini kesmedik. Ne oldu? Görmüyor musunuz? Kaç yıldır anlatıyoruz. Güneşte patlama oldu. Örnek veriyorum 10 gün içerisinde zaten bu patlama dünyaya çarpacaktı. Patlama dünyaya çarptı ve etkisi işte elektronik altyapıya dönük oldu ve bu sayede de ülkelerin elektrikleri de kesildi diye açıklamalar yapılacak. Ajanslar bunu geçmeye başlayacak ve bizler de hemen evhama kapılacağız. Çünkü örnek veriyorum diyecekler ki İran'ın elektriği gitti. Lübnan'ın elektriği gitti. Suriye'nin elektriği gitti. Hemen kimi telaş saracak? Türkiye'yi. Ah, sıra bize mi geliyor? Bizim mi ne elektriğimizi kesecekler vesaire deyip insanlar bir kere daha bilgi kirliliğiyle baş başa kalacak. Ama biz ne diyoruz? Güneşteki patlamalarla dünyadaki elektronik altyapıda hiçbir sorun olmaz. Bu kadar net konuşuyoruz. Güneşle bağlantılı değil zaten. Yani ben bunu hiçbir zaman güneşteki patlamaya bağlamıyorum. Küreselcilere Evet. bağlıyorum. Bravo. Doğru bağlanacak olan yer orası. Çünkü ülkemizde de bununla alakalı açıklamalar yapan ne yazık ki pek çok arkadaş var. Yani sanki doğal bir süreç yaşanacakmış gibi. Biz de aman he diyoruz bunu anlatmaya devam etmeyin. Çünkü bu onların istemiş olduğu çıktı. O çıktığı vatandaşımıza yedirmeye çalışmayın. Çünkü bu eğer birilerinin planlaması içinde olacaksa o zaman olmazsa olmaz, kaçınılmaz olarak bizlerin doğru bilgilendirilmesi lazım. O zaman eğer ülkeler içerisinde elektrik kesintileriyle alakalı operasyonlar başlayacak ise bir kere bu tabii ki doğal olarak ülkemizde de olabilir diye yaklaşılacağı için konuya bizlerin hane halklarımıza dönük önlemler, tedbirler almamız lazım diyoruz.
Ve Lübnan'da bildiğiniz üzere şu anda yaşanan o çağrı cihazları, telsizler üzerindeki patlamalardan sonra evlerde kimse akıllı teknolojiyi kullanmasın diye genel yaygın anlamda bir söylenti yayıldı. Yani bir bakıma da olsa internetlerinizi herhangi bir şekilde aktif hale getirmeyin. Yani telefonunuza, diğer akıllı teknolojilerinize sinyal gelmesin. Elektriğini kullan. Nasıl kullanacaksın? Elektriğini aktif halde kullandığın takdirde işte evinin lambası yansın. Analog eski sistem bir televizyonun varsa o çalışsın. Onun dışında öyle çok da fazla teknolojik bir cihaz kullanmayın, her an patlatabilirler diye şu anda yapay, biraz da olsa yarı zamanlı diyebileceğimiz bir elektrik kesintisi zaten şu anda Lübnan'da yaşatılıyor. İşte güneş panelleri burada önem kazanıyor diyor, anlatıyorduk hep. Daha sonra işte yapabiliyorsanız jeneratör alın ve gaz stoklayın diyorduk. Çünkü bunları ne anlamda istiyoruz biz? Elektrik üretiminin devam etmesi için, evindeki buzdolabındaki yiyeceğin ömrünü uzun tutabilmek için, evindeki ısınma ihtiyacını sağlayabilmek için veya bu mevsimlere göre tabii ki değişkenlik gösterebilir. Yani evindeki klimayı yine kullanabilmek için bu gibi alternatif elektrik akımına ihtiyacın olacağın alternatiflere de geçin. Hazırlık yapın diyorduk. Ha, yapan yaptı, geçen geçti, yapmayan da ne yapabiliriz diye tabii ki kendi kendine soruyor olabilir. Biz de bir kere daha bunları iki tane alternatif olaraktan kendilerine hatırlatmış olalım diyoruz. Çünkü elektrikle alakalı kesintileri yaptıklarında ilk saldırılar nereye gelecek? Ülkelerin siber ağlarına. Siber ağları dediğimiz yerlerde neyi alacaklar? İşte ülkenin rezerviyle alakalı bölgeleri operasyon. Elektriği kesince arka plandan onlar yine ilgili yerlere siber anlamda elektronik düzlemde giriş yapacak. Alacağını alacak. Ondan sonra sistemi kapatacak. O ülkeyi de bu anlamda körleştirince adamlar neyi göremeyecek? Teknoloji kullanarak sınır hatlarında bir aksiyon var mı yok mu, bunu göremeyecek. İşte o devreden sonra kara operasyonlarıyla veya işte sızmalar ile insanlar ülkeleri sızaraktan kritik stratejik noktaları ele geçirme, imha etme çabası içinde olacaklar diyoruz. Burada bir imha etme veya herhangi bir sorun oluşturulduğunda o ülkenin kendi devlet kanalları veya işte iletişim kanalları diyelim, hiçbir şekilde vatandaşına doğru bilgi verememiş olacak. Bilgi kopukluğun olduğu yerde en çok ne artar? Endişe. Endişenin giderilmediği toplumlarda ne artmaya devam eder? Kaos ve panik havası. Bunlar arttığı süre boyunca o ülkenin kendi vatandaşlarını dizginlemeyle alakalı örgütlenme ciddi anlamda zaman alır. Zaman alacağı için de nerenin düştüğünü, nerenin düşmediğini kendisi bile hesaplayamaz hale gelir. Örnek veriyorum. Adamlar operasyonu yaptı, elektriğini kesti. Daha sonra dedi ki kendince, evet ben almam gerekeni aldım. Şimdi artık elektriklerini geri vereyim. Geri verdiğinde elektriğini, sen ışığı bir açarsın, bir bakarsın ki evin içi soyulmuş. Evde bir tane oturacak sandalye, koltuk, kanepe kalmamış olur. Sen de "Aa, bu nasıl olur? Niye evin içine girenleri fark edemedik?" diye kendi kendini yemeye başlarsın. İşte o yüzden de ülkelerin alternatif halkına dönük olarak biraz da bilgilendirme yapmasında fayda var diyoruz. Çünkü bu gibi konular Allah muhafaza tabii ki ülkemizde yaşanmasın, ama yaşandığı takdirde ülkemizin içinde pek çok uyruktan olan yığınlar halinde insanlar var. Bunları kimlerin kullanmak üzere ülkemizde aktifleştireceğini İnsanlar şu andan tahmin bile edemez noktaya doğru gelir. Zaten sınırımız şu an elektrikler olmasına rağmen gerçek anlamda bir kevgire döndüyse, elektriğin kesildiğini düşünün. Vay halimize diye bir tablo da çıkar. Tabii ki bu tabloları konuşurken en kötüsünü konuşmamız lazım ki en kötüsünü görerek ona karşı önlem ve tedbir almaya dönük açıyı kapatabilelim. Yoksa bize bir şey olmaz kardeşim, elektrik gitsen olur, gelsen olur diye konuya yaklaşırsak, bu cümleyi kuranlardan kim olursa olsun
insanlarımız uzak dursun diyoruz. Çünkü bunlar size doğru bilgi vermekten kaçınan insanlar. Özellikle de seçilmiş provokatörler olmuş olur. Bunlara da taviz vermemek lazım. Evet, Zafer Bey, peki bu kadar 2025 yılını Trump'a da soracağım ama Trump'a gelmeden önce şunu sormak istiyorum. 2025 yılını bu kadar önemli kılan mevzu ne? Yani İsrail'in son hamlelerini yapıp bitirmesi mi? Türkiye bu kadar kevgir gibi herkesin girip çıkması, 2025 yılını bu kadar özel yapan sonundaki 7 mi, toplamındaki 9 mu ve diğer sinyaller mi? Bunu bu kadar özel kılan yıl neden 2025? 2025'i özel kılan sebeplerden biri zaten yıldaki rakamların toplamının 9 olması. Bu gerçekten birileri nazarında dikkat çeken bir konu. Çünkü 9'la alakalı sayısal değerin hangi kelimenin karşılığı olduğunu söylüyoruz. Bir pagan ritüelinin karşılığı. Hangi pagan ritüeli? Nekromansi. Nekromansinin sayısal değeri 9'dur. 9 olduğu için de ölüm ve dirilişi sembolize eden nekromansiyi sahada uygulamak istiyorlar. Ölüm ve diriliş. Ve buradan da destek alan, hani pek çok konuda destek alınıyor ama bir kere daha yılın getirmiş olduğu sayısal değerin de 9 olmasından destek alan bazı gruplar şu anda ölü gibi olan, yani aramızda olmadığı için ölü gibi gördükleri ama geri geldiğinde dirileceği, yani ölüm ve dirilişteki dirilmenin olacağıyla bağlantılı olarak işte Mesih beklentisinde içinde olmalarından da kaynaklanıyor. Çünkü bizler uzun zamandır neyi anlatıyoruz? Adamlar kehanetlerle ilgili olan çözümleri bizler de yaptığımızda Haziran'ın 8'inde 2025 yılında Mesih beklentisi içindeler. Yani bu olmazsa oturup dizlerini dövecekler demiyoruz. Elde etmiş oldukları çalışmalardan bir sonraki tarihe uygun olarak yine bir beklenti içine girecekler diyoruz. Ah bir bakın o beklenti içinde oldukları tarihte, yani yılın tarihin rakamları topladığınız zaman yine 9'u veriyor. Yani bunlar işte evet, tesadüf olmayan ilginçlikler. O yüzden de diyoruz ki eğer adamlar bunlarla alakalı kafayı biraz da olsa yoruyorsa bizim de biraz da olsa bunlara kafa yormamız lazım ki karşılaşacağımız operasyonların ne zaman ve nereden nasıl geleceğini görebilelim diye. Göremediğiniz bir tehlikeye karşı önlem alamazsınız. Tedbir alamazsınız. Görebildiğiniz bir sorunu düzeltmek, bertaraf etmek için gerekli olan hazırlığı yapabilirsiniz. Ama öncelikli olan temel unsur ne? Görmek. Görmeye çalışmaya gayret etmek lazım. Yoksa durmadan biz uçarız, biz kaçarız, biz Türk'üz, dün de uçuyorduk, bugün de uçarız, yarın en çok biz uçacağız falan gibi söylemlerle buradan bir karış mesafe yol kat edemezsiniz. O yüzden topluma dönük olaraktan gaz vermekten ziyade gerekli olan bilgilendirmeyi yapalım. Çünkü gaz vere vere ne oluyor? Sahada istenilen etki olmuyor. Şimdi bugün bile biliyorsunuz değil mi? Yahu Hizbullah Türkiye devleti nazarında terör örgütü listesinde olan bir yapılanma. Ve bizim ekranlara baktığımızda gerek akademisyen etiketli insanlar, gerekse araştırmacı yazar gibi etiketleri olan insanlar ekranlara çıkıp İsrail'in Hizbullah'ın kullanmış olduğu çağrı cihazlarını patlatarak Hizbullah üyelerini öldürmesini katliam olarak değerlendiriyor. E kardeşim, Hizbullah bizim devlet nazarında terör örgütü listesindeyse, bizim diğer liderlerimiz veya yöneticilerimiz ekranları çıktığında İsrail'i bir terör devleti olarak tanıtıyor ve ilan ediyor ise, niye burada terör devleti veya terör örgütü arasında seçim yapıyoruz? Taraf oluyoruz. İkisinin de Allah belasını vermek demek lazım. Niye? Bölgede herkes danışıklı dövüşte iş yapıyor. Az önce söyledik değil mi? Nasrallah bu çağrı cihazını niye kullanmıyor? Kullanmıyorsa çok yoğun bir şekilde soru işaretlerini üzerine çekmiyor mu? Çekiyor. Çekiyor. Bunu kim konuşuyor ekranlarda? Kimse.
İşte bize nasip oluyor. Niye biz konuşuyoruz diğer o sözde akademik dünyadaki insanlar veya bir süreliğine kadar askeri kanat içinde olmuş, daha sonra emeklilikten sonra işte akademi dünyasında kariyer yapmış olan arkadaşlar, büyüklerimiz niye değinmiyor? Burayı görmüyorlar mı? Nasrallah sürekli ekranlara çıkıyor. Öyle yapın, böyle yapın, düşük teknolojik ürünlere, iletişim araçlarına geçin diyor. Ama kendi kullanmıyor. Neden? İşte bunların sorulması lazım ki o zaman işte Hizbullah içerisindeki sızmanın olduğu ya da bile isteye, yani Hizbullah içerisindeki bir tasfiyeye zemin hazırlanması için insanların ölümüne göz mü yumuluyor? Hizbullah içinde göz mü yumuluyor? Bunu görmekte fayda var. Çünkü yıllardır da neyi anlatmaya çalışıyoruz? İran'ı bölecekler. Bölemezlerse bile rejimini değiştirecekler. Bunun olmasını istemeyen molla düzeni acaba Hizbullah'ın en uç sahil kesimine kadar uzanmış olan o Şii hilalinin bulunduğu noktadaki Lübnan Hizbullah'ının tasfiye edilmesiyle alakalı sürece destek mi veriyor? Sanki öyle bir tablo var. Yoksa bu kadar çok insanın bir anda zarar görmesini onların hesap edip etmeyeceğini bilmiyorlar mı? Bilmeleri lazım. Özellikle şunu düşünün. Siz bir çağrı cihazı alacaksanız, bir sipariş anlamında da yüksek miktarda talepte bulunuyorsanız, bu kadar ürüne ihtiyacım var diye, o zaman bu ürünü normalde kimden talep etmen lazım? Hizbullah açısından olaya bakarsak yani, Amerika'nın desteklediği veya Amerika'nın arkasında olmayan bir ülkeye bu siparişi verirsen, kolay kolay da takibe takılmazsın. Çünkü siparişi kime veriyorsun sen? Tayland'a, yani ödemeyi kime yapıyorsun? Tayvan'a yapıyorsun. E Tayvan, Çin'e karşı kimin desteğini almış durumda? Amerika'nın. Geçen seneler hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Mevcut Amerika'daki Kongre Başkanı olan Nancy Pelosi nereye gitti bir uçağa bir gece yarısı binip? Tayvan'a gitti. İşte bu bağlantılarla Hizbullah Tayvan'a vereceği paranın Amerika'nın denetimindeki o siber, yani para transferi noktasındaki elektronik düzleme düşeceğini bilmiyor mu? Yahu bunu ben biliyorsam Hizbullah bu işin içinde yıllardır olmasına rağmen bilmiyor mu? Biliyor olması lazım. Ha biliyorsa da işte adım atmıyorsa, yani Tayvan'dan etmeyelim abi, siparişi vermeyelim oraya falancı ülke. Ya Kuzey Kore'den versen gene takılmazdın ya. O kadar söyleyeyim yani. Ama gittiler sanki en takılınacak olan noktaya atış yaparcasına Tayvan'a ödeme yapılıyor. İşte bunlar gerçekten cevaplanması gereken sorular ve bu anlamda da cevap bulmaya başladığımızda İran içindeki istihbaratın da konunun içinde olduğunu göreceğimiz anlar. Evet. Bu Devam edin lütfen. bunlar da olunca karşımıza ne çıkıyor? Sanki tamamen kişiler, ah tüh tesadüf oldu da patlama oldu. Tüh şu katil İsrail'in, zalim İsrail'in yaptığına bakın. Böyle savaş mı olur? Yahu düşmana savaş taktiği mi öğreteceğiz biz? Düşman düşmanlığını yapacak. Senin yapman gereken ne? Düşmanın nereden nasıl saldıracağını tahmin etmek. Oradaki açığını kapatmak. Sen bunları yapmamışsın. Yani üzerine düşenleri yapmıyorsun. Diğer taraf başarılı olunca da böyle kaçak dövüş mü olur? Pardon. Ne yapacağız? Meydana, ovaya inip herkes tekrar eski düzende olduğu gibi kılıç kalkanına Hiçbir cephe kalkanına mı gelecek? Yani ne bekliyorsunuz yani? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. O yüzden de ağlamamaları lazım. Şu an Hizbullah yersiz yere ağlamaya başlıyor. Yani mızıkçılık yapıyor. Sen de gerekli tedbirini al. Sızma mı yapıyorsun? Teknolojik mücadele mi veriyorsun? Ne yapıyorsan yap. Aynı benzer en kötü üzerine çıkacak olan bir hasar veremeyeceksen bile aynı eşit düzleme denk gelebilecek olan bir hasarı sen de ver. Sen de ver. Siz sürekli yakınıyorsunuz. Adamlar çalışıyor, başarı elde ediyor. Gene bağırıyorsunuz. Böyle iş mi olur yani? Yazık günah. Yani Müslümanın akıllı olması lazım ama ne yazık ki Müslüman o aklı kullanmaktan her zaman olduğu gibi bu zamanda da çok uzakta gibi bir tablo çiziyor. dönüyoruz, dolanıyoruz, hep aynı ayete geliyoruz. Siz hiç akletmez misiniz?
Zafer Bey, bu elektrik kesintilerini bölgesel olarak mı bekliyorsunuz, yoksa The Great Reset 2020 yılındaki kapaktaki gibi dünyayı resetleme tarzında mı? Yani mesela dünyanın tüm ışığını hiçbir zaman güneş patlamasının olduğunu düşünmüyorum, düşünmeyeceğim. Aksine dünyada hepimizin bilgilerinin bir server'a bağlı olduğunu ve bu server'da toplandığı için bu server gittiği anda tüm bilgilerin de aslında bir anda kendi bilgilerinin de uçacağı bir döneme doğru ve elektrikli arabaları da düşündüğümüz anda kontrolün de elden kaçacağı bir dönemin geldiğini düşünüyorum. Aksine bu da The Great Reset'te olduğu gibi bir dönem mi? Yoksa daha çok işte Suriye'de gider, Türkiye'nin işte mesela İstanbul'da gider, Ankara'da gider gibi bir şey mi bu? Şimdi giderse zaten ülkenin ana merkezi yani başkentlerine operasyon gelir. Çünkü her şey genelde ülkelerin başkentinde merkez bankaları, devletin meclis binaları, devletin ciddi anlamda elektronikle alakalı tersaneleri, trafoları yani dağıtım merkezleri, dağıtım noktaları. O buralara operasyon gelir. Ondan sonra bunlar nerelere bağlıysa il, ilçe vesaire oralarda gider. Çünkü Türkiye'de Mart 2015'te böyle oldu. Merkezi elektrik dağıtım sistemine operasyon yapıldı. Ondan sonra oraya bağlı olan ne kadar çok il, ilçe, köy, kasaba varsa hepsinin elektriği gitti. Yani demek ki merkezi korumak lazım. Şimdi veriler diyoruz. Verilerin çalınma çalınmama durumları diyoruz. Zaten salgın döneminde bile Sayın Fahrettin Koca'nın döneminde sağlık sistemine bağlı olan Türkiye'deki vatandaşların kendi kimlik bilgileri çalınmadı mı? Çalındı. Kim üzerinde durdu? Kimse. Yeni Ulaştırma Bakanı'na bile sordular yani şurada bir hafta kadar öncesinde. Ne diyorsunuz diye. Aman geçmişte oldu bitti artık onları konuşmadım gündemimiz bu değil dedi. Ne? Pardon. Gündemimiz değil mi? Yahu ifade edilen 45 milyon TC vatandaşının kimlik bilgileri gitti. Olan oldu deyip üzeri kapatılabilir mi böyle bir şey? Nereye gittiyse kim ele geçirdiyse tespit et. Gerekiyorsa sen karşı siber saldırı yaparaktan o ilgili bilgilerin ya orada silinmesini sağla ya da o ilgili birim neresiyse orayı çökertmeyi hedefle. Var mı böyle bir niyet? O da yok. Aman üstünü kapatın geçin diyor. Yani o yüzden hani Türkiye'ye ne hikmetse böyle bir elektrik kesintisi vesaire olmadan da bizim açıktan bilgilerimizi alabiliyorlar. O zaman şey düşünsünler. Yani bizim kurumlarımızın kendi internet sitesi vesaire ne kadar korunaklı? Demek ki çok, çok da değil. Yani virüs döneminde genler, yani hepimizin bir DNA'sına o çubuklar vesaireyle onu yapmaya çalıştılar. Sonraki yeni virüslere hazırlık olsun diye. Diğer taraftan da kimlikler, bilgiler, yani hepimizi hem dışarıdan hem içeriden hackleme projesi devam ediyor diyebilir miyiz buna kısa ve öz Zafer Bey? Ne diyor zaten? Yani o kayıtlar boşuna alınmadı. Kayıtlar boşuna alınca neyi biliyorlar o kayıtlar içerisinde? Kim sıvı oldu, kim sıvı oldu, kim olmadı? Bunlar da kayıtlarda var. Bir grup özellikle dünyada sıvılanmamış insanların kanını istiyorsa bu da bir cevap demektir. Çünkü sıvılanmamış olan insanların kanını aldığı zaman DNA'sını alıyor. Kan grubunu tespit ediyor. Kan hafızasını almış oluyor. Ve bu kişilerde de oluşturabileceğimiz bir virüs vesaireyi yeniden türetmeyle alakalı kendine bilgi donör toplamış oluyor. O Şimdi zaman düşünün. böleceğim sizi ama şimdi beni de görmediğiniz için arada bölmek durumunda kalıyorum. Lütfen sözünüzü unutmayın. Çok manidar bir soru sormak istiyorum burada. 2020 yılından beri bu soruyu soruyorum. Ben kendi sesli çok sordum. Cevabı da belli ama aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. 99 kanları ne oldu? Evet. 99 kanları hani güzel bir söz vardır bu tarz durumlarda. Yol, su, elektrik olarak Geri bize döndü. döndü. O yüzden de hala şimdi ne olarak dönüyor tabii işte sıvılanmamışların kanını alıyorlar.
sıvılanmamış olanların kanını aldıkları takdirde bakın bir grupta ne yapıyor? Özel jetine bindiğinde jeti kullanacak olan pilotun neyine bakılıyor? Sıvılanmış mı, sıvılanmamış mı? Yani iğne olmuş mu, olmamış mı salgın döneminde? Ona Aniden bakılıyor. kalp krizi geçirir, bir şey olur falan, uçak düşer. Tabii. Yani birileri neyin ne olduğunu çok iyi biliyor ve bu tarz o konularda deşifre olunca olayın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ya efendim ne alakası var ya? Biz bu standart testi uygulamayı herkese yapıyoruz. Niye şimdi cımbızlıyorsunuz falan filan diyorlar bize. Bize diyoruz ki ya nasıl yani? Sen her uçuşunda uçağı kim uçuracaksa pilotun sıvılanmış sıvılanmamış olduğuna niye bakıyorsun? Bakma. Neye bakman lazım? En son uçuşunun üzerinden kaç gün geçti? Kişi alkollü mü değil mi? Akli dengesi yerinde mi değil mi? Buna bakman lazım. Ki pilotlarda buna bakılıyor. Çünkü bir pilotun bir sonraki uçuşu yapmasıyla alakalı yani yanlış hatırlamıyorsam en az bir 24 veya 36 saat sonrasına uçuş hakkı veriliyor. Niye o yüksek basınçlara maruz kaldıkları için vertigoya girdi mi girmedi mi konularından uzaklaşsınlar. Kişi dinlensin diye bunlar yapılıyor. Sen burada bunlara bakmaktan ziyade gidip de sıvılanmış mı sıvılanmamış noktasına bakıyorsan ben burada doğal olaraktan sorular sormayayım mı? Niye bakıyorsun diye. Bakıyorsan işte az önce sizin de cevabını verdiğiniz gibi işte bir anda adam sıvılanmış bir pilota denk gelirse tüh ya o basınçlar altında bir anda kanı pıhtılaşır adam kalp krizi veya beyin kanamasına giderse ne yapacağım ben diyor. Bunun için kendince tedbir almış oluyor. Şimdi demek ki bu ne demektir? Sıvılanmış olan insanların ani bir yüksek frekanslı bir ortama girdiğinde nereleri bunlar? AVM'ler. Nereleri bunlar? Havalimanları. Nereleri bunlar? Bir yerleri. Oralara girdiği zaman ne olacak? Yüksek frekans hemen sardığında kanda pıhtılaşma tetiklenmiş olacak. Bunların olduğunu çok iyi biliyorsun. Çok iyi bildiğin için de test yapıyorsun. Yani o sıvılanmış mı sıvılanmamış mı diye ayrım yapıyorsun. Bunlar tabii ki önümüzdeki süreçler içerisinde zaten dünyada şu anda bunlar dökülmeye başladı. Bunun gerçekliliğin olduğu anlaşıldığı için Almanya tazminat ödemeye devam ediyor. O yüzden de benzer diğer ülkeler aman kimse bizim ülkemizde bu tarz konularla karşımıza gelmesin. Gelirlerse ödeyeceğimiz tazminatın altına kalkamayız vesaire diyenler de var. O yüzden de malum olduğu üzere bizim ülkemizde de bunlar asla ve asla konuşulmuyor. Konuştuğun zaman aman efendim bunlar deli saçması falan deyip geçilip gidiyor. O zaman Almanya koskoca G7'de olan bir ülke niye tazminat ödüyor? Ödemesin. Ödüyorsa gerçekten bir sorumluluğu var demektir o iyi sıvıların ve o sorumluluğu bu anlamda tazminat öderek üzerinden atmaya çalışan bir ülke olduğunu görmeye çalışmamız lazım. Peki o zaman bir manidar daha soru soracağım. 2011 yılında bu yine benim çok sorduğum bir soru ve yine cevabına verdiğim ama siz de bu konularla çok ilgili olduğunuz için hazır 99'dan bahsetmişken 2011 yılına gelmek istiyorum. Refik Saydam, Hıfzıssa 2011 yılında kapatıldı. Evet. Niye kapatıldı? Yani bu soruyu 99'u sorduysam eğer bu konuların nezdinde bunu da sormam gerekiyor. Çünkü ben bunları sesli çok sordum Zafer Bey. Ve soracağım insanları bulduğumda da tekrardan dile getirmek istiyorum. Ve özellikle savaş döneminde bu kadar aşı yardımı yapan bir Hıfzıssa, kendi aşısını üreten birçok su çiçeğinden, kızamıktan, kuduzdan, birçok sayamayacağım kadar virüse cevap bulan bu Hıfzıssa 2011 yılında neden kapatıldı? Neden kapatıldı? Çünkü bir de düşünün, kapandığı dönemi bir düşünün yani. Kapandığı dönemde bile dünyada ve etrafımızı saran diğer kıtalarda hangi hastalıklar vardı? Kuş gribi, domuz gribi, SARS, domuz var, gribi. MERS. Tabii yani dünyanın neredeyse her kıtasında farklı bir salgın varken böyle bir dünyanın ortasında kalmış olan bir ülke tüh ya baksanıza ya bize fazla bunlar denilip bizim kendi yerli ve milli hani o yerli ve milli tanım şu an çok kullanılıyor ya yerli ve milli kliniğimiz kapatılıyor. Hem de bizim elimizle. Neden? Demek ki birileri gerçek anlamda Türkiye'de de operasyon yapmak için hazırlık yapacak. Türkiye'ye operasyon geldiğinde de
birilerinin onlara vereceği veya satacağı sıvılara mahkum olsunlar diye. Türk'ü biliyorlar. Türk sıkıştığında evet, Türk durur 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 ama en son o zurnanın zırt dediği diye ifade edilen yere gelince kendince bir sıçrayış yapar. İşte Yapar, evet. onu da yapmasın diye bu gibi kritik stratejik noktalar elimizden alınıyor. Sonra gördük o büyük küresel hastalık gelince ne oldu? Bizde bir tane adam çıkarttılar. Biz yerliyi bulduk bulacağız. Yaptık yapacağız. Hadi Nisan'ı bekleyin. Nisan'ı bekleyin. Nisan geliyor. Ya az kaldı. Buluyoruz. Nisan'a giriyoruz. Nisan'a girdik. Mayıs'a girdik. Haziran'a girdik. Temmuz'a girdik. Ama hiçbir şekilde o ifade edilen sözde doktordan sıvıyı bulduk diye bir açıklama gelmedi. Niye? Milleti oyalama. Başka bir şey değil. Onunla ilgili bir açıklama yapabilir miyim ben? Çok yüksek Tabii. müsaadenizle. Estağfurullah. Ben söylediğiniz kişiyi yakinen tanıyorum. Bulundu ama geçmedi. Bizzat da kendim de gördüm. Hatta olmak da istedim ama müsaade etmedi. Eğer aynı kişiden bahsediyorsak eğer. Uzun Efendim? saçlı gözlüklü biri. Evet, aynı kişiden bahsediyoruz. Bulundu. Yalnız sadece şu dipnotu geçeyim. Onaylanmadı. Bunu söyleyeyim. Bence siz ne demek istediğimi anlarsınız. İzleyicilerimiz de niye onaylanmadığının cevabını öğrenmiş oluyor zaten. Yani hani öyle oldu. Mayıs'ta dedi süreci takip eden ve bilen biri olarak şunu Okey. söyleyebilirim. Gayet bulundu. Sadece geçmedi, Okey. onaylanmadı. O zaman ne yapması gerekiyordu o hocanın diyelim. Yani doktor olduğu için kuruma saygımız olsun. Hocanın ne yapması lazımdı? Arkadaşlar, evet bir beklenti oluştu mu? Oluştu. Biz elimizden geleni yaptık mı? Yaptık. Bulduk mu? Bulduk. Ama bir müdahaleyle karşı karşıya kaldığımız için bunu şu anda piyasaya süremedik. Seri üretime alamıyoruz diyerek de bu açıklamayı yapması gerekirdi. Öyle işinden olsun. O açıklama biraz zor Zafer Bey. Daha söyleyeyim. Ya o açıklama yaparsa yani o durum daha da farklı yerlere gider. Sonra hiçbir aşı geçmez. Ondan sonra ne olacaktı ama en azından millet neyi görecekti? Mevcut yöneticilerin sansürünü görecekti. Evet belki hoca yanacaktı. Doğru olabilir. Belki bütün ünvanlarından ve çalıştığı kurumlardan uzaklaştırılacak da bu mümkündür. Bunu anlarız. Yani mevcut Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlar olabilir. Ama birileri yanmazsa karanlıklar aydınlığa çıkmaz. O yüzden de beklentimiz o yöndeydi. Sonra ne oldu? Kişi itibarsızlaştı, kaldı, gitti. Tanıyanlar belki evet hakkını teslim etmiş olabilir. Hoca aslında buldu, etti vesaire diyebilirler. Buna itirazımız olmaz ama kendini açıklamadıktan sonra örnek veriyorum 10 yıl sonra geriye dönük olaraktan buraya döndüğünde olayı anlatsa ne olacak? Hiçbir geçerlilik kalmamış olacak. O yüzden Şimdi bazen de insanların sorumluluğu eline almasında biraz fayda var. ben size sonra bunu anlatacağım Zafer Bey. Peki tamam. Biz de bunu daha Yeri olmadığı için tamam. çok söyleyemiyorum. Şimdi kimsenin de hani burada söz hakkı doğmaması için yani doğar ama açıklama Yok mu? gelemeyebilir karşı taraftan. Söz hakkı doğmaması için ben hıfzı sahadaki niyeti anladığımızı düşünüyorum. Türkiye'de bir şeyleri yapıp gerçekleştirmek, ortaya koymak çok kolay olmuyor. Proje bazında söyleyebilirim. Hemen sözü Trump'a getirmek istiyorum. Amerikan seçimlerine az kaldı. Ve bir suikaste daha uğradı Trump. Yani kim kazanacak Amerika seçimleri ve sonra ne olacak? Evet, Florida'da Trump golf oynarken golf oynamış olduğu merkezin dışından merkeze doğru iki el silah ateşinin yapıldığı Florida Emniyeti tarafından ifade edildi. Bölgedeki FBI da şunu söyledi. Evet dedi bu kurşunlar Trump'a dönük hedefteydi vesaire dediler. Ama yani normalde bu açıklamanın pek bir temeli yok. Golf oynayan saha ile oynanan saha ile kişinin silahı ateşlemiş olduğu mesafe arasında ciddi anlamda bir uzaklık var. Ve o uzaklıktan da normal tabancayla ateş ediyor. Bu mesafeden de Trump'ı vurmasının neredeyse yani neredeyse mümkün değil.
O yüzden de yani hedefinde vardı yok gibi bir açıklama belki yapılabilir ama pek inandırıcılığı olmasa gerek. Ha, hadi diyelim evet ikinci bir suikast girişimi bu sayede yapıldı diyelim. E bu zaten neyin göstergesi olmuş olur? Bir grup Trump'ın gerçek anlamda yarış içinde olmasını istemiyor demek olur. Niye? Zafer Bey. Çin'i merkeze aldığı takdirde demokrat aklın ortaya getirtmeye çalışmış olduğu NATO'yu genişletemeyecek. Şimdi en sonki konuşmalarında bile yani Kamala ile Trump'ın o münazarasında bile Kamala neyi söyledi? NATO'ya ihtiyacımız var. NATO'nun genişlemesini istiyoruz dedi. Şimdi zaten demokrat akıl bunu yapıyor. NATO'nun genişlemeye ihtiyacı var onların nazarında. E NATO genişlediği süre boyunca da adım adım nereye gidiyor NATO? Tek dünya ordusuna gidiyor. Şimdi demokrat akıl da cumhuriyetçileri bunu anlatmaya çalışıyor. Ya arkadaşım evet sizi anlıyoruz. Çünkü bizim bir projemiz olan yani ikimizin de ortak hedefi olan projelerden biri neydi? Tek dünya devleti, tek dil, tek din yani inanç. Bunu hayata geçirebilmemiz için karşımıza dikilecek olan münferit ülkelere karşı da caydırıcı unsur olsun diye tek dünya ordusunu kurmamız lazım diyorlar. E hali hazırda belirli bir mesafeyi kat etmiş olan elimizde bir askeri birlik var. Bunun da adı NATO. Şimdi bunun genişlemesine devam etmemiz daha iyi olmaz mı? Sen niye şimdi süreci baltalamaya çalışıyorsun diyorlar Trump'a. Sen süreci baltalamaya çalışırsan seni de birileri baltalamaya çalışır diye işte suikast girişimleri vesaire oluyor. Buradan dolayı da son Diyola'da bile Trump'ın söylemlerinde biraz da olsa frenleme olduğunu gördük. Acaba Trump biraz yumuşak mı davranmaya doğru gidiyor? Yumuşak davranmaya giderse, ha inanırsınız inanmazsınız bu ayrı bir konu. Amerika'daki neredeyse yapılmış olan anketlerdeki ortalamayla Kamala şu an için 2 puan önde. 7 puan Trump Biden yarışı varken Trump 7 puan öndeydi. Başkan adayı değişti. Biden çekildi. Kamala geldi. Olumlu bir atmosfer vesaire rüzgar estirilerek şu anki anketlerin ortalamasına bakıldığında Kamala 2 puan öne geçmiş durumda. Ha, Trump neyi biliyor? Biden'la yarışmış olduğu 2020'deki yarışta da olduğu gibi yine sandıkta bir dalavere yapılaraktan koltuğu Trump'tan alacaklarını yine söylemeye başladı. E şimdi Trump-Biden mücadelesinde dalavere ile koltuğu Trump'tan alanlar yine aynı benzer dalavereler ile bir kere daha koltuğu Trump'a vermemek üzere sahaya iner mi? E iner. Gücü var demek ki bir önceki seçimden de bilindiği üzere. Şimdi yine iner. O yüzden de Trump'a diyorlar ki kardeşim sakin ol. Senin söylemeye çalıştığın veya başarmaya çalışmış olduğun hedefleri biz biraz daha bekleterek yapacağız. Acele etme. Sen Çin'i bitirmek istiyordun. Biz Çin'i sıcak çatışma iklimine sürüklemeden zaten ekonomik savaşta bitiriyoruz. Sen daha ne istiyorsun? Bunu görmüyor musun? Diyor demokrat akıl cumhuriyetçilere. O yüzden de bunun peşine fazla uğraşma. E Çin zaten belini doğrultamadı. Salgın sonrasında bile G20 ülkeleri arasında salgın öncesindeki ekonomik düzleme geçen tek bir ülke var. O da Amerika. Ne Çin salgın öncesindeki potansiyeline geldi, ne diğerleri. Bunun içinde biz de varız. Türkiye de var yani. Türkiye de G20 ülkesi. Ne biz varız, ne Çin de var. Yani iki numaraydı Çin. Amerika ile olan ciddi anlamdaki ekonomik büyüklük makası iyice açılıyor. 2016-17'lerde bu makas neredeyse kafa kafayaydı. Çin ciddi anlamda ekonomik büyümeyle hızlanı diyor yani yükselişteydi. Ama daha sonra bu salgın vesaire operasyon geldiğinde Amerika ciddi anlamda yoluna devam etti. Çin geriledi. Bir de üstlük Çin'e ne geliyor şu anda bildiğiniz gibi. Zaten fabrikalar Çin'den taşınıyor. Bir de Ocak yani 1 Ocak 2026 itibariyle Avrupa Birliği Çin'e karbon salınımı çok yüksek olduğundan dolayı ağır ambargolar koymuş durumda. Yani vergilendirmeler yapıyor.
Bu da kaçınılmaz olarak Çin'deki küresel markaların üretim yerini Hindistan'a kaydırmasına vesile oluyor. Hindistan'da da karbon salınımlı üretim yapan yerler yok mu? Var ama Çin'deki gibi değil diyorlar. Çin'de açık ara dünyada şu anda en çok üretim sırasında atmosfere karbon salınımını yapan ülke Çin. Sonra ikinci sırada Amerika var. Avrupa Birliği de diyor ki ben karbon salınımı yüksek olan ülkelerin ürünlerini kıtaya gireceği zaman, Avrupa'ya gireceği zaman ağır vergiler koyacağım diyor. O yüzden aklı olan üreticiler yani marka sahipleri bu ambargoya takılmak istemiyorlarsa, markaların değerlerinin düşmesini istemiyorlarsa, zarar görmek de istemiyorlarsa karbon salınımı Avrupa kriterleri içinde olan ülkelere fabrikalarını taşısınlar diyorlar. Bu sayede de bütün ülke marka üreticisi olan insanlar da Hindistan'a kayıyor. Ve bu sebeple de Trump aslında savaşarak başarmak istediğini demokrat akıl ona kardeşim savaş öyle kazanılmaz. Böyle kazanıl cinsinden ders vermiş oluyor. Ekonomik savaşı kazandığını göstererek. O yüzden bir kere daha hatırlatıyoruz. Eğer birileri soracaksa bize ya Trump'ın mı kazanması Türkiye için hayırlı yoksa Kamala'nın kazanması burada nasıl olaya yaklaşalım derlerse Trump'ın kazanması Türkiye için yararlı. Niye? Çünkü Trump kazandığı zaman türlü türlü Amerika kıtası içerisinde sıkıştırılacak. Kıtaya da sıkıştırılacak olan Trump kendi iç meseleleriyle uğraşır hale girince biz coğrafyamızda daha rahat hareket edebilme ile alakalı imkan kazanmış olacağız. Ama derlerse ki yok abi işte böyle olmaz yani Trump'ı engellemezler. O zaman Kamala çünkü bazıları gene yorumcular neyi söylüyor? Biz çok ağır ekonomik koşulları Trump döneminde yaşadık diyor. Kardeşim boşuna mı yaşadın? Adam ne dedi sana? Rahip Brunson'ı ver. Sen de vermem diye direttin. O zamandaki liderimiz ne dedi bizim? Herkes hatırlayacaklardır. Can bu bedende olduğu sürece alamazsın dedi o rahibi. Aradan 9 ay geçti. Rahibi saldık. 9 ay süre içerisinde yaşanan gerginlikten dolayı ülke ekonomisi kimin yüzünden bu hale getirildi? Yöneticimizin yüzünden. Yahu vereceksin zaten. Niye uzatıyorsun? Ne Ne kadar uzatıyorsun? Sonra şimdi yorumcular diyor ki işte benzer ekonomik baskıyı ve kötüleşmeyi Trump döneminde olduk biz diyor. Yahu alakası bile yok. Senin yöneticinin basiretsizliğinden olduğu o süreçler. Daha önceden de olduğu gibi, daha yakın dönemde de olduğu gibi. Bizimki ne kadar çok ben ekonomistim diyorsa en çok darbeyi kendi milletine yapıyor. Yahu deme şunu. Ama adam demeyi seviyor demek ki. Böyle söylemlerde bulunuyor. Ben Trump'ı kötünün iyisi, Harris'ı da kötü. Yani o da Evet. küreselcinin en kötüsü. Tabii. Bir reptiyan değil tabii ama reptiyan yürekli diyebiliriz. Evet. Belki Evet. daha mantıklı olur. Evet. Öyle görüyorum. Doğru yani biz tabii ki Trump'a melektir, iyidir, gelsin Amerika'dan başına olsun demiyoruz. Yani tabii ki de kötünün iyisi cinsinden öyle bir konumda. Çünkü iki seçenek var. Başka seçenek yok Amerika'da. Ya Trump ya Kamala. Trump da iş başına geldiğinde eğer hala Çin konusunda çok ısrarcı adımlar atmaya hevesli olduğu görüldüğünde ne olacak? Simpson kehaneti gerçekleşecek. Simpson kehaneti Trump'ın öldürülmesi, cenaze merasimi için kiliseye tabutun gelmesi. Tabutun içinde kim vardı? Trump vardı. Şimdi bu olay gerçekleşmediği için bunu bir kere daha ısıta ısıta tekrar tekrar gündeme getirecekler. Eğer Trump seçilirse ve Trump bir kere daha Çin hedefine almak için gayret gösterirse. Hadi diyelim ki gayret gösterdi ve öldürüldü vesaire oldu. O koltuktan uzaklaştırıldı. Yerine başkan yardımcısı olarak seçilen kişi bile zaten ayarlı monte edilen biri. J.D. Vance. J.D. Vance dediğimiz kişi bile Cumhuriyetçi Kongresi boyunca Kongre 4 gün sürdü. 4 günün son gününe kadar hep mavi kravatla geldi. Yahu sen zaten Cumhuriyetçi Parti'de adaysın. Cumhuriyetçi renk kırmızı. Sen niye demokrat rengi olan mavi kravatla 4 günlük kongrenin 3'ünü bu renkte geçiriyorsun? Yok mu Cumhuriyetçi Parti içerisinde bir tane danışman veya aklı başında olan bir adam arkadaş sen ne yapıyorsun ya? Hadi madem
kırmızı kravata alerjin varsa bile farklı bir renkli kravat tak diyemediler mi ya? Adam son gün kapanışta aile fotoğrafı verilecek diye son gün, dördüncü gün, yarım günde o günde kongre zaten, Cumhuriyetçi Kongresi. Orada kırmızı kravat taktı aile fotoğrafı verilecek diye. Ya böyle komik iş mi olur? Yani aslında eğer J.D. Vance'e görev devredilirse onun da izleyeceği politikanın ne olduğunun mesajını karşımıza o kravatla bile verdiklerini söylüyoruz. Her daim bir mesajları vardı. Son ekonomist kapakları da çok ilginç. Bunu sonra konuşuruz ama dün de yeni bir kapak yayınladı. 2 gün önce de bir kapak yayınladı. Yine başladı ekonomist ard arda kapaklar yayınlamaya. Ve hepsi de Evet. teknoloji bazlı, yapay zeka bazlı. İleride siber saldırıların da olabileceği, tek gözlüğün de çok olduğu, bayağı bolca kapaktan bahsediyoruz. Ekonomist dergisiyle alakalı. Şimdi ben aslında 2025 kapağını çok merak ediyorum. Çok büyük Evet. sinyaller verilmiştir. Aralık ayında gelir. Yavaş yavaş aslında veriyor işte son çeyreği. Efendim? Ekim sonunda gelecek 2025 kapağı. Muhtemelen bakın şuna dikkat etmemizde fayda var. Seçimden önce 2025 kapağı yayınlanacak. Seçime dönük olaraktan mesajlar mutlaka kapakta yer alacaktır. Yani Amerikan seçimlerinde kazanan kim olacak ve kazanan şu olacaktır diye sembolü oraya koyarsa o kazandıktan sonra koltuğa oturup hangi politikayı uygulayacak diye o kapakta bize bunları anlatması lazım. Ama bakın ne zaman geliyor kapak? Seçimden önce. Gelenek olduğu üzere zaten 2025'e doğru giderkenki kapakların hepsi Ekim'in son haftası vesaire geliyor. Yeni yılda da yılbaşı kapağı geliyor diyoruz. İkisi de birbirini bir bakıma da olsa teyit eder cinsten oluyor. O zaman demek ki bizlerin biraz sabırla Ekim sonunu bekleyerek 2025'e doğru gidilen kapakta seçim öncesinde seçim sonucuna ilişkin hangi işaretleri, sembolleri göstereceklerini takip etmeye kalıyor. Yaklaşık bir ay kaldı. Bir ay sonrasında da ekonomist yeni yılla alakalı kapağı yayınlayacak. Evet, biz de üzerine bol bol konuşacağız. Allah izin verirse neler eklemek istersiniz son olarak Sayın Zafer Bey? Evet, şimdi neyi görüyoruz? Ciddi anlamda bir kere İsrail durdurulmayacak. Yani durdurmayacaklar. Niye? Eğer durdurmak isteniliyorsa İsrail ve özellikle Türkiye de bunun içinde olmak da istiyorsa biz de uzun zamandır bağırıyoruz. Diyoruz ki yahu bu kadar Gazze'de, Mazze'de bu savaşların olmaması için müdahale etmek istiyorsanız derhal en kısa sürede Azerbaycan sınırları içerisindeki Zengezur koridorunu açın. Zengezur koridorunu açmadığınız süre boyunca o sözde böyle iktidar yalakası olan yazarların, kalemşörlerin ağzında olan küresel sisteme meydan okuduk. Yok adamların tekerine çomak soktuk falan gibi söylemler havada kalır. Eğer sen küresel oyunu bozmak istiyorsan, birilerinin tekerine çomak sokup kendi düzenini kurmak istiyorsan, o zaman Zengezur koridorunu açacaksın. Zengezur koridoru toplamda 40 kilometre. Sana 40 kilometreyi 4 yıldır yaptırmıyorlar. Al sana Rabia. Sana 4 yıldır yaptırmıyorlar. 4 yıldır bunu yıla vursan yıl başına 10 kilometre bir mesafelik yol çalışması gerektirir. Bakın yılda 10 kilometre hiçbir şeydir. Hele ki inşaat firmalarıyla, yol firmalarıyla bu kadar çok bir 40 kilometrelik bir yolu tamamlayamaması abesle iştigaldir. Demek ki niye tamamlayamıyoruz? Birileri engellediği için değil. 2023 G20 zirvesindeki sonuç bildirgesine imza atan ülkelerden biri olduğumuz için. Çünkü o bildirgede hangi ticaret yolu güncellendi? Yeni küresel ticaret yol güzergahı güncellendi. Hindistan'dan çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail. Oradan Akdeniz sahili ve Avrupa. Yeni ticaret yolu bu. Bunun altına biz de imza attık Türkiye olarak. G20'deki zirvede Türkiye'de var. Biz de attık. Bizim dışımızda iki Müslüman ülke daha vardı. Endonezya, Suudi Arabistan.
O yüzden de öyle karşımıza geçip de tüh kahrolsun İsrail falan filan demenin bir anlamı yok. Sen orada imzacısın kardeşim. İmzanın gerekçesi olarak müdahale etmiyorsun. Söylem olarak kendi halkının gazını alıyorsun. Bu kadar basit. İşin doğrusunu konuşmak lazım. Bunları konuşmadıktan sonra her gün İsrail'e lanet okumanın bir anlamı yok. Çünkü sonuç alınmıyor lanet okundukça. Gereğini yap, onu da yapmıyorsun. Zengin Zura çok, onu da açmıyorsun. 40 kilometre. Sonra kalkıyorsun karşımıza ne diyorsun? Sözde küreselcilerin projelerine biz alternatif geliştiriyoruz. Nedir abi alternatifin? Kalkınma yolu projesi. Yine Hindistan'dan çıkıyor. Irak'a geliyor. Irak'ın en güneyinden en kuzeyine kadar yol inşa edilecekmiş. Oradan Türkiye'ye girip Avrupa'ya ticaret yolu oluşturacakmış. Yahu sana Zengezur'da 40 kilometrelik yolu inşa ettirmeyenler, kalkınma yolu projesi dediğin projede Irak'ın içindeki 1200 kilometrelik yolu yaptırır mı sana ya? Ne yapıyorsunuz diyoruz. O yüzden de son sözümüz böyle olsun. Zengezur'u açmadığımız her gün katliamlar devam eder. Siviller, masum kadınlar, çocuklar yok edilir, katledilir. Kan ve gözyaşı bölgede dinmez. Üzerimizde olan vebali herkes çıksın anlatsın. Öyle boş hamaset yapmasınlar. Evet, Zafer Bey, çok teşekkür ediyorum. Biraz problemli bir yayın oldu. Hakkınızı helal ediniz lütfen. Olur, teknik sorunlar her zaman Evet, olur. yani siz ve ben çok sevilmiyoruz hem YouTube hem de Instagram tarafından. Malumunuz derin konulara girince onlar istiyorlar ki böyle şen şakrak şeyler anlatalım. Hep böyle suya sabuna dokunmadan yayınlar yapalım diyorlar ama bizim gibi araştırmacılar için çok mümkün değil bu. Vasfımız bu. Bulduğumuz şeyleri anlatmak ve söylemekle mükellefiz. Son cümlelerinizi alabilirim. Evet yani toparlarsak bu şekilde tamamlamış olalım. Yani en çok itiraz ettiğimiz nokta eğer hala yöneticiler akan gözyaşından ve kandan rahatsızlarsa kimse kusura bakmasın gece rahat uyumak istiyorlarsa Zengezur koridorunu açacaklar. Açmadıkları süre boyunca sen gidip de İran kuzeyindeki PKK kamplarını, PKK dağlarını, mağaralarını bombalamakla bu iş olmaz. Çünkü sen oradaki dağları vesaire bombalarken bana gene hamaset yapıyorsun. Neymiş efendim? PKK'nın inine girdik, işte onları yok ettik falan filan. Oradaki operasyonu sen şu an niye yapıyorsun? Çünkü yol oluşturulduğu takdirde Türkiye'ye akacak olan o kuzeyindeki geçişin yolunun güvenli olmasını istediğin için orada PKK'ya operasyon yapıyorsun. Aynısını İsrail Hamas'a yapıyor. İsrail bunu Hamas'a yaparken kötü. Sen bunu PKK yapınca iyi mi oluyor? Ben bunu bizim açımızdan iyi. Ona bir şey demiyorum. Yani operasyon tabii ki olsun. PKK lanet olsun. Yani yok edilsin. Ona itirazımız yok. Derdimiz şu. Bu projeyi hayata geçirmek üzere bizi orada kullanıyorlar. Zamanımızı alıyorlar. Enerjimizi harcıyorlar. Bizi orada oyalıyorlar. Biz de diyoruz ki burada oyalanmayın kardeşim. Dön Zengezur'a. Zengezur'u inşa et ve aç. Sen diyorsun ki yok abi ben onunla uğraşmam burada PKK ile uğraşacağım. Ya sen gene PKK ile uğraş. Ama orada Zengezur'u aç kardeşim. Zengezur'u aç. Zafer Bey açın dedi. Ona göre bilginiz olsun. Zafer Bey açın dedi. Çok Bana teşekkür çok ediyorum. Çok kızdınız, çok sinirlendiniz. Umarım güzel günlere imza atarız. En yakın zamanda tekrardan bu kapının önemini, neden açılması gerektiği gibi birçok soruları bir sonraki programda. Şimdi biraz merak uyandıralım. İzleyiciler diyorlardı ki buranın bu kadar önemli yapan mevzu ne? Neden açılması gerekiyor diye. Ama şimdi oraya girersek çıkamayacağımız için bir sonraki programda bunun önemini sizinle tekrardan not alacağım. Beynimle zaten muhakkak soracağım. Çok teşekkür ediyorum. Yine bizimle dolu dolu bir program geçirdiğiniz için Zafer Bey. herkese bizi izlediği için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Teşekkür. diliyoruz. İyi akşamlar.